Uyarı. Okuyacağınız bu bölüm hayatın çok önemli bir sırrını içermektedir. Maddesel dünyaya bakış açınızı kökten değiştirecek olan bu konuyu çok dikkatli bir biçimde ve sindirerek okumalısınız. Burada anlatılacak olanlar yalnızca bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım veya herhangi bir felsefi düşünce değil, dine inanan, inanmayan herkesin kabul edeceği, bugün bilimin de kanıtladığı kesin bir gerçektir. Maddenin ardındaki sır Görme, duyma, koklama, tat alma, dokunma duyularımızın tamamı birbirlerine benzer bir işleyişe sahiptir. Dışarıdaki nesnelerden gelen etkiler sinirlerimiz vasıtasıyla beyindeki duyu merkezlerine aktarılır. Beyne ulaşan söz konusu etkilerin tamamı elektrik sinyallerinden ibarettir. Örneğin, görme işlemi sırasında dışarıdaki bir kaynaktan gelen ışık demetleri yani fotonlar gözün arka tarafındaki retinaya ulaşır ve burada bir dizi işlem sonucunda elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu sinyaller sinirler vasıtasıyla beynin görme merkezine iletilir. Ve biz de birkaç santimetre küplük görme merkezinde rengarenk, pırıl pırıl, eni boyu, derinliği olan bir dünya algılarız. Aynı sistem diğer duyularımız için de geçerlidir. Tatlar dilimizdeki bazı hücreler tarafından, kokular burun epiteliumundaki hücreler tarafından, dokunmaya ait hisler deri altına yerleştirilmiş özel algılayıcılar tarafından, sesler ise kulaktaki özel bir mekanizma tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülerek beyindeki ilgi merkezlerine gönderilir ve o merkezlerde algılanır. Konuyu daha netleştirmek için şöyle örneklendirebiliriz. Şu an bir bardak kahve içtiğinizi düşünelim. Elinizde tuttuğunuz bardağın sertliği ve sıcaklığı deri altındaki özel algılayıcılar tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülerek beyne iletilir. Aynı zamanda kahveye ait keskin koku, onu yudumladığınız anda hissettiğiniz acı tat ve bardağa baktığınızda gördüğünüz koyu kahverengi renkte ilgi duyularınıza ait sinirler tarafından beyne ulaştırılan birer elektrik akımıdır. Hemen arkasından masaya koyarken bardağın cama çarpmasıyla çıkan ses de kulağın tarafından algılanıp beyne elektrik sinyali olarak gönderilir. Ve bu algıların tümü beyindeki birbirinden farklı ama birbiriyle ortak çalışan duyu merkezleri tarafından yorumlanır. Siz de bu yorumun bir sonucu olarak bir bardak kahve içtiğinizi düşünürsünüz. Yani aslında her şey beyindeki duyu merkezlerinde olup bitmektedir. Ama siz tüm bu algılarınızın somut bir varlığı olduğunu zannedersiniz. Ama bu noktada yanılırsınız. Çünkü aslı beyninizin dışında var olan maddesel dünyaya ulaşmanız imkansızdır. Muhatap olduğunuz tüm nesneler, gerçekte görme, işitme, dokunma gibi algıların toplamından ibarettir. Algı merkezlerindeki bilgileri değerlendiren beyniniz, yaşamınız boyunca maddenin dışınızdaki aslı ile değil, beyninizdeki kopyalar ile muhatap olur siz ise bu kopyaları dışınızdaki gerçek madde zannederek yanılırsınız. Kuşkusuz bu üzerinde detaylı olarak düşünülmesi gereken çok önemli bir gerçektir. Şimdiye kadar dışarı baktığınızda gördüğünüz her şeyin mutlak varlıklar olduğunu zannetmiş olabilirsiniz. Oysa bilimin de gösterdiği gibi muhatap olduğunuz her şey algılarınızın toplamından ibarettir. Burada kısaca özetlenen yaşamınızda farkına varabileceğiniz en büyük gerçeklerden biridir. yapay olarak oluşturulan dış dünya. Buraya kadar anlattığımız fiziksel gerçekler bize tartışılmaz bir sonuca ulaştırır. Bizim gördüğümüz, dokunduğumuz, duyduğumuz ve adına madde, dünya ya da evren dediğimiz kavramlar aslında beynimizde yorumlanan elektrik sinyalleridir. Biz hiçbir zaman maddenin beynimiz tarafından var olan aslına ulaşamayız. Ancak dış dünyanın beynimizde oluşan görüntüsünü görür, duyar ve tadarız. Tanıdığımız tek dünya zihnimizin içinde olan, orada çizilen, seslendirilen ve renklendirilen kısacası zihnimizde meydana gelen bir dünyadır. Beynimizde seyrettiğimiz bu algılar kimi zaman yapay bir kaynaktan da geliyor olabilirler. Herhangi bir şekilde beynin uyarılmasıyla tüm duyular harekete geçebilir. Hisler, görüntüler ve sesler oluşabilir. Maddesel karşılıkları olmayan algıları gerçek zannederek aldanmak çok kolaydır. Rüyalarımız bunun en açık delilidir. Rüya görürken bedeniniz genellikle karanlık ve sessiz bir odada hareketsiz bir şekilde yatmaktadır ve gözleriniz de kapalıdır. Dışarıdan beyninizin algılayabilmesi için size ulaşan ne ışık ne ses ne de benzeri bir şey yoktur. Ancak rüyanız boyunca uyanıkken yaşadıklarınızın çok benzerlerini aynı canlılıkta yaşarsınız. Rüyada da sabah uyanır, işe yetişmeye çalışırsınız veya tatile çıkar, deniz kenarına gider, orada güneşin sıcaklığını hissedersiniz.'' Üstelik rüya sırasında gördüklerinizin gerçekliğinden kesinlikle kuşku duymaz ancak uyandıktan sonra düşününce hepsinin bir rüya olduğunu anlarsınız. Rüyanızda korku, heyecan, sevinç, üzüntü gibi duyular yaşarken aynı zamanda çeşitli görüntüler görür, sesler duyar, maddenin sertliğini hissedersiniz. Ancak ortada bu hislere, algılara sebep olacak hiçbir kaynak yoktur. Hala karanlık ve sessiz bir odada yatmaktasınızdır. Rüyada tamamen gerçek gibi duran olaylar yaşar, insanlar, nesneler, ortamlar görürsünüz. Ama hepsi birer algıdan başka bir şey değildir. Rüya ile gerçek dünya arasında ise temel bir fark yoktur. Her ikisi de zihinde yaşanır. Algılayan kim? İçinde yaşadığımızı sandığımız ve dış dünya adını verdiğimiz maddesel dünyanın aslında beynimizde oluştuğuna kuşku yoktur. Ama asıl önemli soru burada ortaya çıkar bildiğimiz bütün maddesel varlıklar gerçekte birer algı ise o halde beynimiz nedir? Beynimiz de kolumuz, bacağımız ya da başka herhangi bir nesne gibi maddesel dünyanın bir parçası olduğuna göre o da diğer maddeler gibi birer algı olmalıdır. Rüyadaki ortamla gerçek hayat dediğimiz ortam arasında herhangi bir fiziksel fark olmadığını biliyoruz. Öyleyse bize gerçek hayat dediğimiz ortamda nerede görüyorsun sorusu sorulduğunda da beynimde cevabını vermenin bir anlamı yoktur. Her iki durumda da gören ve algılayan irade, bir et parçası niteliğindeki beyin değildir. Buraya kadar hep dış dünyanın bir kopyasını beynimizde izlediğimizden söz ettik. Bunun önemli bir sonucu dış dünyanın var olan aslını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğimizdir. En az bu kadar önemli olan ikinci bir gerçek ise, beynimizde izlediğimiz bu dünyayı izleyen iradenin beynin kendisi olamayacağıdır. Beyin, kendisine gelen verileri işleyen ve görüntüye çeviren bir bilgisayar monitör sistemi gibidir. Ama dikkat edilirse bilgisayarlar kendi kendilerini izlemezler. Varlıklarının şuurunda da değildirler. Bu şuuru aramak için beyni analiz ettiğimizde karşımıza diğer canlı organlarda da bulunan protein ve yağ molekülleri gibi moleküllerden daha farklı bir malzeme çıkmaz. Yani beyin dediğimiz et parçasında görüntüleri seyrederek yorumlayacak, bilinci oluşturacak, kısacası ben dediğimiz şeyi yaratabilecek bir şey yoktur. Elinizdeki kitap, içinde oturduğunuz oda, kısaca önünüzdeki bütün görüntüler beyninizin içinde görülmektedir. Peki bu görüntüleri atomlar mı görüyor? Hem de kör, sağır, bilinçsiz atomlar. Neden atomların bir kısmı bu özellikleri kazanmış da diğerleri kazanamamış? Düşünmemiz, kavramamız, hatırlamamız, sevinmemiz, üzülmemiz bütün bunlar bu atomların arasındaki kimyasal reaksiyonlardan mı ibaret? Bu soruları dikkatle düşündüğümüzde atomlarda irade aramanın bir anlamı olmadığını görürüz. Açıktır ki gören, işiten ve hisseden varlık maddeler ötesi bir varlıktır. Bu varlık canlıdır ve ne madde ne de görüntüdür. Bu varlık vücut görüntümüzü kullanarak önünüzdeki algılarla muhatap olur. İşte bu varlık ruhtur. Bu satırları yazan ve okuyan akıllı varlıklar birer atom ve molekül yığını ve bunların arasındaki kimyasal reaksiyonlar değil birer ruhtur. bize en yakın varlık Allah'tır. İnsanlar birer madde yığını değil, birer ruh olduklarına göre dış dünya dediğimiz algılar bütününü ruhumuza hissettiren, daha doğrusu bunları hiç durmaksızın yaratan kimdir? Kuşkusuz bu sorunun cevabı son derece açıktır. İnsana ruhundan üfleyen Allah, çevremizdeki her şeyin yaratıcısıdır. Bu algıların tek kaynağı da odur. Allah'ın yaratması dışında herhangi bir şeyin varlığı söz konusu değildir. Allah bir ayetinde her şeyi sürekli yarattığını, yaratmayı durdurduğu takdirde ise gördüğümüz hiçbir şeyin varlığını sürdüremeyeceğini şöyle haber vermiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Fatır Suresi 41 Elbette bu ayette maddesel evrenin Allah'ın kudreti altında tutulması anlatılmaktadır. Allah evreni, dünyayı, dağları, canlı cansız tüm varlıkları yaratmıştır ve onları her an kudreti altında tutmaktadır. Allah'ın Halik sıfatı bu maddesel evrende tecelli etmektedir. Allah Haliktir. Yani her şeyi yaratan, yoktan var edendir. Bu da bize göstermektedir ki beynimizin dışında Allah'ın yarattığı varlıklardan oluşan maddesel bir evren vardır. Ancak Allah bize bir mucize ve yaratışındaki üstünlüğün ve sonsuz ilminin bir tecellisi olarak bu maddesel evreni bize bir hayal, gölge veya görüntü gibi izlettirir. Allah'ın yaratışındaki mükemmelliğin bir sonucu olarak insan beyninin dışındaki dünyaya asla ulaşamaz. Bu gerçek maddesel evreni bilen sadece Allah'tır. Fatır suresindeki ayetin bir başka tevili de insanların görmekte oldukları maddesel evren görüntülerini de her an Allah'ın tutmakta olduğudur. En doğrusunu Allah bilir. Allah zihnimizde dünya görüntüsünü göstermemeyi dilese tüm evren bizim için yok olur ve bir daha asla ona ulaşamayız. Bizim maddesel evrenin kendisine asla ulaşamadığımız gerçeği insanların pek çoğunun aklını meşgul eden Allah nerede sorusunun da cevabını ortaya çıkarır. İnsanların çoğu Allah'ın gücünü kavrayamadıklarından onu göklerde bir yerlerde bulunan ve bu dünya işlerine müdahale etmeyen bir varlık olarak düşünürler. Allah'ı tenzih ederiz. Bu yanlış mantığın temeli evrenin bir maddeler bütün olduğu, Allah'ın ise bu maddelerin dışında bir yerlerde bulunduğu şeklindedir. Oysa şimdiye dek incelediğimiz gibi maddesel evrene hiçbir zaman ulaşamadığımız gibi onun mahiyetini de tam olarak bilemeyiz. Tek bildiğimiz tüm bunları yaratan yaratıcının yani Allah'ın varlığıdır. İmam Rabbani gibi büyük İslam alimleri bu gerçeği ifade etmek için var olan tek mutlak varlık sadece Allah'tır. Ondan başka her şey gölge varlıklardır demişlerdir. Çünkü gördüğümüz dünya zihnimizdedir ve bunun dış dünyadaki karşılığına ulaşmamız kesinlikle imkansızdır. Böyle olunca da Allah'ın hiçbir zaman ulaşamadığımız bir maddi evrenin dışında olduğunu düşünmek yanlış olur. Allah gerçekte her yerdedir ve her yeri kaplamaktadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle açıklanır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara suresi 255 Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun. Gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır. Fusilet Suresi 54 Allah'ın mekandan münezzeh olduğu ve her yeri çepeçevre kuşattığı gerçeği bir ayette şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğu da Allah'ındır batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü kıblesi orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır bilendir. Bakara suresi 115 İnsan kendisine en yakın olan varlığın yine kendisi olduğunu sanarak yanılır. Oysa Allah bize kendimizden bile daha yakındır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız ancak göremezsiniz. Ayetleriyle de bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Ancak ayette de bildirildiği gibi insanlar gözleriyle göremedikleri için bu olağanüstü gerçekten habersiz yaşarlar. Öte yandan İmam Rabbani'nin ifadesiyle bir gölge varlıktan başka bir şey olmayan insanın Allah'tan bağımsız bir güce sahip olması da mümkün değildir. Nitekim ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi de yapmakta olduklarımızı da Allah yaratmıştır.'' ayeti yaşadığımız tüm olayların Allah'ın kontrolü altında gerçekleştiğini gösterir. Kur'an'da bu gerçek bildirilmekte ve ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı.'' ayetiyle hiçbir fiilin Allah'tan bağımsız olmadığı vurgulanmaktadır. İnsan gölge varlık olduğu için atma eylemini yapan kendisi olamaz. Ancak Allah bu gölge varlığa kendisinden attığı hissini vermektedir. Gerçekte ise tüm fiilleri gerçekleştiren Allah'tır. Gerçek budur. Bir insan bunu kabullenmek istemeyebilir. Kendisini Allah'tan bağımsız bir varlık sanmaya devam edebilir. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Sahip olunan her şey aslında hayaldir. Açıkça görüldüğü gibi bizim dış dünya ile doğrudan muhatap olmadığımız, Allah'ın sürekli ruhumuza gösterdiği bir kopyasıyla muhatap olduğumuz bilimsel veya mantıksal bir gerçektir. Ne var ki insanlar bunu pek düşünmek istemezler. Bu konuda biraz samimi ve cesur düşünecek olursanız evinizin veya antikalarınızın, yazlığınızın, yeni aldığınız arabanızın, ofisinizin, mücevherlerinizin, bankadaki hesabınızın, gardırobunuzun eşinizin, çocuklarınızın, iş arkadaşlarınızın ve sahip olduğunuz diğer şeylerin de aslında zihninizde olduğu gerçeğini fark edersiniz. Etrafınızda gördüğünüz, duyduğunuz, kokladığınız, kısacası beş duyunuzla algıladığınız her şey bu kopya dünyaya aittir. En sevdiğiniz sanatçının sesi, oturduğunuz iskemlenin sertliği, kokusu hoşunuza giden bir parfüm, sizi ısıtan güneş, renkleriyle göz alıcı bir çiçek, pencerenizin dışında uçan bir kuş, denizin üzerinde hızla ilerleyen sürat motoru, bol ürün veren bahçeniz, işinizde kullandığınız bilgisayar ya da dünyadaki en kaliteli teknolojiye sahip müzik setiniz. Gerçek budur. Çünkü dünya yalnızca insanı denemek için yaratılan bir alemdir. İnsanlar kısa yaşamları boyunca asla gerçeğine ulaşamayacakları algılarla denenirler. Bu algılar ise özellikle süslü ve çekici gösterilir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanları süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metağıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. âl İmran suresi 14 İnsanların çoğu, sahip oldukları ya da olmaya çalıştıkları malların, paraların, yığdıkları altınların, gümüşlerin, dolarların, mücevherlerin, taşıdıkları hesap cüzdanlarının, kredi kartlarının, kullandıkları dolaplar dolusu kıyafetlerin, son model arabaların, kısacası her türlü zenginliğin büyüsüyle dinlerini bir kenara bırakır, ahireti unutur ve yalnızca dünyaya yönelirler. İşim var, ideallerim var, sorumluluklarım var, vaktim kısıtlı, işlerim var, ileride yapacağım diyerek dünyanın süslü ve çekici yüzüne aldanarak oruç tutmaz, beş vakit namazlarını kılmaz, mallarını fakirlere vermez, ahirette kazanç sağlayacakları ibadetlere yönelmezler. Aksine yalnızca dünyada kazanç sağlamaya çalışarak ömürlerini tüketirler. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafildirler. Ayetinde işte tam bu yanılgı tarif edilir. Kitabın bu bölümünde anlattığımız gerçek ise bütün bu hırsları ve bağlılıkları anlamsızlaştırması açısından çok önemlidir. Çünkü bu gerçeğin anlaşılması insanların sahip oldukları veya olmaya çalıştıkları her şeyin hırsla sahip oldukları mülklerin, varlıklarıyla övündükleri çocuklarının, kendilerine en yakın sandıkları eşlerinin, en sevdikleri arkadaşlarının, bedenlerinin, bir üstünlük olarak gördükleri mevkilerinin, okudukları okulların, geçirdikleri tatillerin birer gölge varlıktan ibaret olduğunu göstermektedir. Bu durumda bunlar adına yapılan hırslar, geçirilen zamanlar, harcanan çabalarda boşunadır. O halde bazı insanlar sahip oldukları mal ve mülkleriyle, yatlarıyla, helikopterleriyle, fabrikalarıyla, holdingleriyle, köşkleriyle, arazileriyle sanki bunların aslıyla muhatap olabilirlermiş gibi övündükleri zaman küçük düşmektedirler. Yatlarında kasılarak dolaşan zenginler, arkadaşlarına arabalarıyla gösteriş yapanlar, zenginliklerini her fırsatta dile getirenler, mevkilerinin kendilerini herkesten üstün kıldığını zannedenler, bunlarla gösteriş yaptıklarını sananlar, aslında zihnindeki görüntülerle gösteriş yaptıklarını anladıklarında ne duruma düşeceklerini bilmelidirler bunların benzerlerini rüyalarında da sık sık görürler. Rüyalarında da evleri, çok süratli arabaları, son derece değerli mücevherleri, tomar tomar dolarları, yığın yığın altın ve gümüşleri vardır. Rüyalarında da yüksek bir mevkide bulunurlar. Binlerce kişinin çalıştığı bir fabrikaları olur. Pek çok insana hükmedebilecek bir güçleri vardır. Herkesin hayran kaldığı kıyafetler giyerler. Ancak nasıl rüyada sahip olduklarıyla övünmek onları komik duruma düşürürse aynı şekilde bu dünyada muhatap oldukları görüntüleriyle övünmek de buna eşdeğerdir. Rüyalarında gördükleri de bu dünyada muhatap oldukları da sonuçta zihinlerindeki birer görüntüden ibarettir. Bunun gibi dünyada yaşadıkları olaylara gösterdikleri tepkiler de gerçeği anladıklarında insanları utandıracaktır. Kendini kaybetmiş şekilde kavga edenler, bağırıp çağıranlar, Dolandırıcılık yapanlar, rüşvet alanlar, sahtekarlık düzenleyenler, yalan söyleyenler, cimrilik yapanlar, insanların canını yakanlar, onları dövüp sövenler, gözü dönmüş saldırganlar, içleri makam mevki hırsıyla dolu olanlar, haset edenler, gösteriş yapmaya çalışanlar, kendilerini yüceltmek için uğraşanlar ve diğerleri. Bir hayal içinde bunları yaptıklarını fark ettiklerinde rezil olacaklardır bilinmelidir ki tüm evreni yaratan ve her insana ayrı ayrı gösteren Allah olduğuna göre bu dünyadaki tüm malın gerçek sahibi de yalnızca Allah'tır. Nitekim bu gerçek Kur'an'da özellikle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Nisa suresi 126 aslıyla muhatap olunmayan hırslar uğruna dini bir kenara bırakmak ve bunun neticesinde sonsuz yaşamı kaybetmek ise çok büyük bir akılsızlıktır. Dahası insana sonsuz kayıp getirir. Bu konuda şu nokta çok iyi anlaşılmalıdır. Karşı karşıya olduğumuz gerçek, tüm bu sahip olduğunuz ve hırsını yaptığınız mallar, zenginlikler, çocuklar, eşler, arkadaşlar, makam mevki ileride yok olacaktır. O yüzden bir anlamı yoktur dememektedir bu sahip olduklarınızın hiçbirinin aslıyla şu anda zaten muhatap değilsiniz. Hepsi yalnızca beyninizde izlediğiniz bir algıdan ibaret. Allah'ın sizi denemek için gösterdiği birer görüntü demektir. Dikkat ederseniz ikisi arasında çok büyük bir fark vardır. İnsan bu gerçeği şu an kabul etmek istemese ve tüm sahip olduklarını var kabul ederek kendini aldatsa bile sonuçta ölümün ardından yeniden dirildiğinde yani ahirette her şey çok net ortaya çıkacaktır. O gün insanın görüş gücü keskinleşecek ve her şeyi çok daha açık fark edecektir. Ama eğer dünyadaki yaşamını hayali amaçlar peşinde koşarak harcamışsa orada hiç yaşamamış olmayı dileyecek. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Keşke o ölüm kesip bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı. Güç ve kudretim yok olup gitti." diyerek helak olacaktır. Akıllı bir insana düşen ise tüm kainatın bu en büyük gerçeğini zaman varken burada kavramaya çalışmaktır. Aksi halde bütün ömrünü hayaller peşinde koşmaya harcayıp sonunda büyük bir yıkıma uğrar. Allah, dünyada hayaller peşinde koşup her şeyin yaratıcısı olan Allah'ı unutan bu insanların son durumlarını şöyle bildirmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler, onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Nur Suresi 39. Materyalistler tarihin en büyük tuzağına düşmüşlerdir. Maddenin aslında ulaşamadığımız gerçeği modern bilim tarafından ispat edilmiştir ve dağısı çok açık, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya konmaktadır. Materyalistler tüm felsefelerini üzerine dayandırdıkları maddesel dünyanın aslında hiçbir zaman aşamayacakları bir algı sınırının ötesinde olduğunu görmekte ve buna karşı hiçbir şey yapamamaktadırlar. İnsanlık tarihi boyunca materyalist düşünce hep var olmuş ve bu kişiler kendilerinden ve savundukları felsefeden çok emin bir şekilde kendilerini yaratmış olan Allah'a baş kaldırmışlardı. Oysa attıkları senaryoya göre madde ezeli ve ebedidir ve tüm bunların bir yaratıcısı olamazdı. Bu kişiler yalnızca kibirlerinden dolayı Allah'ı reddederlerken muhatap olduklarını zannettikleri maddenin ardına sığınmışlardı. Bu felsefeden öylesine eminlerdi ki hiçbir zaman bunun aksini ispatlayacak bir açıklama getirilemeyeceğini düşünüyorlardı. İşte bu yüzden maddenin aslı ile ilgili olarak bu bölümde anlatılan gerçekler bu kişileri büyük bir şaşkınlığa düşürmüştür. Çünkü burada anlatılanlar felsefelerini temelden yıkıp atmış, üzerinde tartışmaya dahi imkan bırakmamıştır tüm düşüncelerini, hayatlarını, kibirlerini ve inkarlarını üzerine bina ettikleri madde ellerinden bir çırpıda uçup gitmiştir. Hiçbir insan maddenin aslını görememiştir ki buna dayalı bir felsefe olabilsin. Allah'ın bir sıfatı inkarcılara tuzak kurmasıdır. Kur'an'da Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır ayetiyle işte bu gerçek bildirilir. İşte Allah maddeyi mutlak bir varlık zannettirerek materyalistleri tuzağa düşürmüş ve onları tarihte benzeri görülmemiş şekilde küçük düşürmüştür. Mallarını, mülklerini, mevkilerini, ünvanlarını, içinde bulundukları toplumu tüm dünyayı mutlak varlık sanmışlar, üstelik bunlara güvenerek Allah'a karşı büyüklenmişlerdir. Böbürlenerek Allah'a isyan etmiş ve inkarda ileri gitmişlerdir.'' Bunları yaparken de güç aldıkları tek şey maddenin mutlaklığı inancı olmuştur. Ama öyle bir anlayış eksikliği içine düşmüşlerdir ki Allah'ın kendilerini çepeçevre sarıp kuşattığını hiç düşünmemişlerdir. Allah, inkarcıların anlayışsızlıkları sonucunda düşecekleri durumu Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa hileli bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat asıl o inkar edenler hileli düzene düşecek olanlardır. Tur Suresi 42 bu belki de tarihin gördüğü en büyük yenilgidir. Materyalistler kendilerince büyüklenirken, dinle ve iman edenlerle alay ederken aslında büyük bir oyuna gelmişler, Allah'a karşı çirkin bir cesaret göstererek açtıkları savaşta kesin olarak yenilmişlerdir. Kur'an'da haber verilen, ''Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzenleri ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varamazlar. Ayeti, yaratıcımız olan Allah'a baş kaldıran bu gibi inkarcıların nasıl bir şuursuzluk içinde olduklarını ve nasıl bir sonla karşılaşacaklarını en açık şekilde haber verir. Bir başka ayette ise bu gerçek şöyle vurgulanır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bakara Suresi 9 İnkarcılar kendilerince tuzak kurmaya kalkışırlarken ayetteki şuuruna varamazlar ifadesiyle açıklandığı gibi çok önemli bir gerçeği fark edememişlerdir. Yaşadıkları tüm olayların aslında zihinlerinde gerçekleştiğini ve işledikleri her fiil gibi kurdukları tuzakların da zihinlerinde olduğu gerçeğini. Bu kavrayışsızlıkları sebebiyle de Allah ile yalnız olduklarını unutarak kendi kendilerini hileli bir düzene düşürmüşlerdir. Her dönemde Allah inkarcıların tüm hileli düzenlerini temelinden yıkacak bir gerçekle onları yüz yüze getirmiştir. Allah! Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Ayetiyle bu düzenlerin daha ilk kuruldukları anda sonuçlarının yıkım olacağını da haber vermiştir. Ve müminleri de Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Ayetiyle müjdelemiştir. Allah bir başka ayetinde kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenlerin işleri bir seraba benzer. Susayan onu bir susanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Şeklinde haber verir. Materyalizmde bu ayette işaret edildiği gibi isyan edenler ve dünya hayatlarını dinle alay ederek geçirenler için bir serap oluşturur. Ona güvenerek ellerini uzattıklarında bu felsefenin aldatıcılığını anlarlar. Allah onları böyle bir serapla kandırmış, maddi mutlak varlık gibi göstermiştir. Koskoca insanlar, profesörler, astronomlar, biyologlar, fizikçiler, ünvanları, mevkileri her ne olursa olsun maddeyi kendilerine ilah edinmeleri sebebiyle bu oyuna gelmişlerdir. Birer çocuk gibi aldanmış ve küçük düşmüşlerdir. Hiçbir zaman aslında ulaşamadıkları maddeyi mutlak sanarak onun üzerine felsefelerini, ideolojilerini kurmuşlar, hakkında ciddi tartışmalara girmişler, alaycı anlatımlar kullanmışlardır. Tüm bunlardan dolayı da kendilerini çok akıllı saymışlar, evrenin gerçeği hakkında fikir yürütebileceklerini düşünmüşler ve en önemlisi kendi sınırlı akıllarıyla Allah'ı yorumlayabileceklerini sanmışlardır. Allah onların içine düştükleri bu durumu bir ayette şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar, inanmayanlar bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır. Ali İmran Suresi 54 Dünyada bazı tuzaklardan kurtulmak mümkün olabilir. Ancak Allah'ın inkar edenlere kurduğu bu tuzak öyle sağlamdır ki asla bir kurtuluş imkanları kalmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kime başvururlarsa vursunlar, kendilerini kurtaracak Allah'tan başka bir yardımcı bulmaları da mümkün değildir. Yüce Allah'ın Kur'an'da haber verdiği gibi, ''Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendileri için Allah'tan başka bir vekil, koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır. Materyalistler böyle bir tuzağa düşeceklerini hiç beklemiyorlardı. 21. yüzyılın bütün imkanları ellerindeyken rahatça inkarda diretebileceklerini ve insanları da inkara sürükleyebileceklerini sanıyorlardı. Allah inkarcıların tarih boyunca taşıdıkları bu zihniyeti ve uğradıkları sonu Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Artık sen onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak. Biz onları ve kavimlerini topluca yok ettik. Neml suresi 50 51. Ayetlerde anlatılan gerçeğin bir anlamı da şudur. Materyalistlere sahip oldukları her şeyin aslında zihinlerinde olduğu açıklanmış. Yani ellerindeki her şey topluca yok edilmiştir. Ve onlar mutlak varlık zannettikleri mallarının, fabrikalarının, altınlarının, dolarlarının, çocuklarının, eşlerinin, dostlarının, makam ve mevkilerinin Hatta kendi bedenlerinin ellerinin arasından kayıp gittiğine şahitlik ederken bir anlamda yok olmuşlardır. Maddenin değil, Allah'ın mutlak varlık olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelmişlerdir. Kuşkusuz bu gerçeğin farkına varmak materyalistler için olabilecek en dehşet verici olaydır. Çünkü çok güvendikleri maddenin kendilerinden aşılmaz bir sınırla ayrılmış olması kendi tabirleriyle onlar için henüz dünyadayken ölmeden bir ölüm hükmündedir. Bu gerçekle birlikte bir Allah bir de kendileri kalmıştır. Nitekim Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak. Ayetiyle her insanın kendi katında aslında yapayalnız olduğu gerçeğine dikkat çekmiştir. Bu olağanüstü gerçek daha pek çok ayetle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız.'' En'am suresi 94. Ve onların hepsi kıyamet günü ona yapayalnız tek başlarına geleceklerdir. Meryem suresi 95. Bu ayetlerde anlatılan gerçeğin bir manası da şudur. Maddi ilah edinenler Allah'tan gelmiş veya yine ona dönmüş ya da dönmeyi beklemektedirler. Onlar isteseler de istemeseler de Allah'a teslim olmuşlardır. Şimdi herkes gibi hesap gününü beklemektedirler ve o gün hepsi tek tek sorguya çekileceklerdir. Her ne kadar anlamak istemeseler de konunun önemi. Bu bölümde anlattığımız maddenin ardındaki sır konusunu doğru kavramak son derece önemlidir. Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası gördüğümüz her şey Allah'ın Kur'an'da var olduğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlık yaratılmıştır ve vardır. Ancak insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konudur. Örneğin şu anda bu yazıyı okuyan bir insan bu yazının aslını göremez, bu yazının aslına dokunamaz. Bu yazının aslından gelen ışık insanın gözündeki bazı hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali beynin arkasındaki görme merkezine giderek bu merkezi uyarır ve insanın beyninin arkasında bu yazının görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle gözünüzün önündeki bir yazıyı okumuyorsunuz. Bu yazı sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluşuyor. Sizin okuduğunuz yazı beyninizin arkasındaki kopya yazıdır. Bu yazının aslını ise Yüce Allah görür. Ancak unutulmamalıdır ki maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması onu yok hale getirmez. Bize insanın muhatap olduğu maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir. Ki bu da maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olmadığı gerçeğidir. Kaldı ki dışarıda maddenin varlığını bizden başka gören varlıklar da vardır. Allah'ın melekleri yazıcı olarak tayin ettiği elçileri de bu dünyaya şahitlik etmektedirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken o söz olarak herhangi bir şey söylemeyi versin. Mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Kaf Suresi 17 18. Her şeyden önemlisi en başta Allah her şeyi görmektedir bu dünyayı her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her haliyle görmektedir. Kur'an ayetlerinde şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görendir. Bakara suresi 233 De ki, benimle aranızda şahit olarak Allah yeter. Kuşkusuz o kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir. İsra suresi 96 Ayrıca unutmamak gerekir ki Allah tüm olayları Lehv-i Mahfuz isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de bunların tamamı Levh-i Mahfuz'da vardır. Her şeyin Allah'ın katında Lehv-i Mahfuz olarak isimlendirilen ana kitapta saklandığı şöyle bildirilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz o bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Zuhruf Suresi 4 Katımızda bütün bunları saklayıp koruyan bir kitap vardır.'' Kaf suresi 4. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta ve mahfuzda olmasın. Nemil suresi 75.